Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Adam beni havaya doğru kaldırarak gözlerinin önüne doğru getirdi. Öldüreyim mi bunu diyerek arkasındaki adama doğru döndü. Fiziki olarak bir şey yapma. Yanındakine bırak onu bağlasın. Köle yaparız. Oldukça fazla beslenirler. Tamamdır dedi. Yanındaki geçip gittikten sonra ateşi bir anda aşağıya doğru tuttu. Dikkatini başka bir şey çekmiş gibiydi. Aşağıya doğru zar zor bakabildim. Gölgemde bir gariplik vardı. Ayaklarım birleşmiş gibi gözüküyor, hatta gölgem yayılıyordu. Gölgemin yayılmasını dikkatli bir şekilde izlerken bana doğru baktı. Sen nasıl bir tırtım okuyorsun lan? Ağzını bile açmıyorsun dedi. Vallahi bir şey okumuyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Ben buradaydım, siz geldiniz. Korktum, kütüğe saklandım. Hiçbir yere gitmedim zaten, buradayım, kütüğün oradayım. Yere doğru dökülen kağıtları görmüştü. Beni aşağıya doğru sert bir şekilde bıraktı. Sırtımı kütüğe doğru vurdum, yere yapıştım. Sırtımı tutuyordum. Yerdeki kağıtlara doğru uzanacağı sırada kütüğün yanından ellere benzeyen bir şey yerden, gölgemden ona doğru uzandı. Ellerini dokunduğunda direkt geriye doğru kaçmaya çalıştı adam. Çığlıklar atıyordu. Yerde birkaç defa daha sürüklendi kaçmak için. O kadar fazla korkmuştu ki herkes resmen onun çığlığını dinliyordu. Ben mi yaptım bunu? Arka taraftan bir at sesine benzeyen koşma geliyordu. Yanıma doğru döndüm. Ağacın oraya doğru tekrardan saklandığım sırada kağıtları alıyordum. Bir anda elinde meşalelerle birlikte Sedat Hoca önümde belirdi. Bir domuzun üzerinde. Nasıl? Nasıl söyle? Hadi söyle, nasıl, nasıl? Nasıl görünüyorum? Domuz jokey oldum. Efsane. Bu cin fena koşuyor. Koş bakalım diyerek meşaleleri domuzun arka tarafına doğru yaklaştırdı. Domuz hızlı hızlı koşmaya başladı. Çığlıklar atıp bağırıyordu mutluluktan. Elindeki meşaleyi de sallıyor. İleride gördüm. Yere doğru yığılmıştı. Hocam, Sedat hocam diyerek bağırsam da duymayacaktı. Erdem hoca öylece kapanmış, üzerinde ise o siyahlıklar vardı. Hemen kağıtları elime aldım tekrardan. Hızlı hızlı okumaya başladım. Odağımı kaybetmeyip satırlara atlamak istemiyordum. Kağıtların tamamını okudum. Sonra tekrardan, tekrardan. Oraya doğru baktığımda Erdem hocanın başında hiçbiri kalmamıştı. Yanına doğru ilerledim. Eğilip onu tuttuktan sonra bir manevrayla sırtıma aldım onu. Kütüğün oraya doğru taşıyacağım sırada Erdem Hoca, beni bırak. Hafraz, beni bırak. Büyü işledi. Beni bırak. Beni kurtarman çok zor. Sedat'tan başkası şu anda beni kurtaramaz. Sadece boşuna taşıyorsun. Beni bıraktılar, Sedat'ın peşindeler. İleride düğünün asıl ateşi var. Ademoğulları oraya gitti. Kızları oraya götürdüler. Kızları kurtarmasına yardım etmen gerekti. Hocam emin misiniz? İndir beni hemen diyerek bağırdı. Kütüğünü oraya doğru yasladım sırtını. Söz veriyorum, geleceğim hocam. Sadece dayanın. Beni boş ver. Hadi git. Sedat'a yardım et. Ben dayanırım dedi. Hali hiç de öyle değildi. Neredeyse bilinci kapanacak gibi gözleri seyiriyor. Ara sıra gözleri birkaç saniyeliğine kapalı kalıyordu. Allah'ım sen bana yardım et. Bu beladan kurtulmaya yardım et. Hızlıca söylediği yöne doğru koşmaya başladım. Etrafımı göremiyorum bile. Zifiri karanlıkta sadece ön taraftaki sarı ışığa doğru gidiyorum. Düşe kalka düşe kalka sonunda yaklaştım. Bir ağacın arkasına doğru saklandığımda Sedat Hoca'yı bağlamışlardı. Şuraya bakın. Bir hüddam. Görmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki gerçekten heyecanlandırdı bizi. Bir de domuz düğünümüzü basıp cinnilerimizi öldürmeye çalıştı. Zayiat verdik. Ama bunun kanını öyle bir dökeceğiz ki bütün dostlarımıza ikram edeceğiz. Bu sayede cin kabileleriyle olan dostluğumuz daha da artacak. Öyle değil mi hüddam diyerek çeresinden tutuyor. Sedat Hoca etrafına baktı. Şu büyük ateşte mi yakacaksınız beni diyerek sordu. Adam şaşırdı. Sedat Hoca'ya doğru bakıp ölmekten korkmadığını ima edip gözdağı mı vermeye çalışacaksın hüddam? Yok yok, sorun değil, öldürebilirsiniz. Sadece benim biraz kollarım yağlıdır.
Yatırırken sırt üstü yatırsanız daha iyi pişerim. Bir de cinniler etimden çok da lezzet alamayabilir. Çünkü ben çocukluğumdan beri namaz kılma eğitimi aldığım için sürekli namaz kılıyorum. Borcum da yok şükürler olsun ki. Etimi çiğnemeye çalıştığında yayvan gelir. Birazcık da ibadetli gelirse ağızları yanar, o yüzden söyledim. Menüye acılı yazın parantez içinde. Birbirlerine baktılar. Ne diyorsun lan sen diyerek Sedat Hoca'ya doğru birisi yumruk vurdu. Arka taraftan diğeri gelerek daha fazla vakit kaybetmeyelim. Zaten cinniler huzursuz. Bir de ateş söndürdükleri için diğer alemin kapıları kapandı. Bir daha onları hazırlamamız günler alır. Maalesef diğer çağırdığımız kabileler dahil olamayacak. Özür için de farklı insanlar yakalayarak onları sunarız. Tamam, getirin kızları dedi. Mağaranın içerisinden ateşlerle beraber tekrardan o iki kızı getiriyorlardı. Kızların bu sefer kolları açık. Üzerlerine kesikler atılmış kollarından hafifçe sızan kanlar aşağıya doğru damlıyordu parmaklarından. Ateşin yanına doğru geldiler. Sedat Hoca'yı kaldırdılar. Ateşe doğru götürecekleri sırada etrafıma baktım. Sağlam bir taş buldum. Alıp onu çevirerek diğer tarafa doğru attım. Sesin gelmesiyle beraber hepsi durdular. Etrafa bakıyorlardı. Diğerini mühürlemediniz mi? Büyüledik dediniz. Tılsımladık. Tılsımladık efendim. Bir tane daha olması gerekiyordu. Onu da öldürdüler. Hiç kimse kalmadı, hissiyat yok. Bakın istiyorsanız siz de. Adam yere doğru eğilerek bir taş parçası aldı. Umursamazca avucunun içine doğru taşı sürttü. Kanı yere doğru akması için sıkıca yumruk yaparak yaklaştırdı yere doğru. Kanı aktığında dudaklarının oynadığını görüyordum. Hadi Sedat hocam, bir çare bulun. O tarafa doğru giderlerse koşarak bir şekilde onlara çarpıp ateşin üstüne atacaktım. En azından böyle bir fikrim vardı. Adam ayağa kalkıp, kimse yok ama ne olur ne olmaz. Gene de kontrol edelim. İki kişi gitsin baksın sesin geldiği yere. Başını sallayan iki kişi o tarafa doğru gidiyordu. Arka tarafa doğru dolanmaya başladım. Bu sayede Sedat Hoca'yı itmeye çalıştıklarında o konuşan adamı arkadan itebilecektim. Kör noktaya iyice yerleştim. Hazırda bekliyordum. Ateşe doğru yaklaştıkça üzerime lütfen birazcık daha pul biber alabilir miyim diyerek bağırıyordu Sedat Hoca. Arka tarafta bekleyenler birbirlerine bakıyorlardı. Sedat Hoca'nın bu umursamaz tavırları ve konuşması büyük ihtimalle hemen hemen herkesin sinirlerini bozmuştu. Tam ateşin önüne doğru getirdiklerinde arkadan çıktım. O kadar hızlı koştum ki sırtına doğru omzu bir vurdum. Ateşin üstüne doğru düştü adam. Hocam diyerek direkt ellerine doğru çömeldim. 2-3 tane düğüm atmışlardı. Aşağıya doğru çekmeye çalıştım anahtarı. Çıkmıyordu. Üzerimize doğru gelmeye başladıklarında Sedat Hoca, yeterli Hafras, daha fazla çözmeye çalışma dedi. Başımı yukarıya kaldırıp ona doğru baktığımda ya yine mi diyerek kendimi geriye doğru attım. Çünkü göz bebekleri yine yoktu. Öne doğru baktığında bize doğru gelenler de durdu. Arkadaşlar lütfen, şu anki halimden hiç korkmayın. Ben oldukça evcimen bir insanımdır. Öyle değil mi Hafras diyerek bana doğru döndüğünde başım aşağıya doğru çevrilmişti. Çoktan ona bakmaktan vazgeçmiştim. Başımı sallayıp çok evcimendir çok, ev arkadaşım olur kendisi. Hem hocam hem arkadaşım. Çok sıcakkanlıdır, sarılın ona dedim. Gülmeye başladı Sedat Hoca. Hadi ama çocuğu duydunuz. Birazcık sarılsak ne olur. Yalnızlığımızı gideririz. Kardeş kardeş kucaklaşalım. Başımı yavaşça kaldırdım. Alt tarafındaki gölgesi aynı bana olduğu gibi değişiyordu. Yere doğru yayılmaya başladığında hepsi geriye doğru kaçıp mağaraya gitmek istiyor. Ayıp ediyorsunuz ama. O kadar mı ben kötü bir insanım? Sadece sarılmak istedim. Yan taraftaki yanan ateşe doğru elini uzattı. Ateş bir anda üstünü sardı. Hocam, hocam diyerek ayağa kalktım. O an yanacağını, belki de acılar içinde bağıracağını düşünmüştüm. Ama onun için çok standart bir şey gibiydi. Yanan alevlerin arasında öylece mağaraya doğru yürüyordu. Hadi bakalım, kendi meşalemi kendim oluşturdum. Sıraya geçin lütfen. İçtima vakti. Birazcık ateşli olacak ama ufacık yanmaktan da kimseye zarar gelmez ya bu. İçeriye girdi. İçeriden insanların çığlık sesleri.
Diz çökmüş şekilde bekleyen kızlar hiçbir şekilde hareket etmedi. Sadece ateşin yanında durdular öylece. Bir süre sonra parmaklarına doğru üfleyerek çıktı. Her yerinden dumanlar çıkıyordu. Ama üstündeki giysi dahil hiçbir yerinde yanıklıkla ilgili bir şey yoktu. Oturan kızlara doğru dönerek, ''Zorla mı getirildiniz yoksa kendi istek ve arzunuzla mı cinle evlenecektiniz? Eğer öyleyse ben aşka saygı duyarım. Hayatta ellemem sizi. Öyle değil mi Afras? Ben çok anlayışlı biriyimdir.'' ''Öyle hocam öyle. Çok anlayışlı birisinizdir de.'' Arka tarafı göstererek, ''Erdem Hoca, büyülendiğini söylemişti. Yardım gerekiyor. Beni size gönderdi ama kendisi orada kaldı.'' ''Ne demek? Yoksa Erdem'i, Erdem'i öldürdüler mi?'' ''Hemen bir ağıt yakmalıyım. Kızlar bana eşlik edin.'' Erdem öldü diyerek dizlerini dövmeye başladı. Arka tarafta, mağaranın oradan hızlı bir gölge geçer gibi oldu. Ona doğru baktığımı anladığında benle göz göze geldi. Göz bebekleri yerindeydi. Kaşlarını yukarıya doğru kaldırarak ona doğru bakmamamı istedi. Tekrardan kızlara doğru döndüm. Ensemde bir nefes hissiyatı. Sonra da arka tarafımdan gelen ayak sesleri. Tam arkama doğru birisi geçmişti sanki. Hocaya doğru döndüğümde Sedat Hoca orada değildi bile. Sadece 3-4 saniye göz kontağını kaçırdım. Nereye gitmiş olabilir? Nerede? Ateş yavaşça sönmeye başladı. Kızlar korkuyla ellerini kaldırarak arkamı gösteriyordu. Geriye doğru dönüp dönmemek arasındaydım. Ama merakım korkumun önüne geçti. Yavaşça öne doğru bir adım attıktan sonra hızlıca arkamı döndüm. Arkamı döndüğüm gibi gördüm. Havada duran upuzun bir siyahlık var. Bu daha önce gördüklerime benzemiyordu. Gözlerimi kapatarak aşağıya doğru baktım. Siz de bakmayın, siz de bakmayın diyerek bağırırken bizi alacaklar, bizi alacaklar diyerek kızlar bağırmaya başladı. Ayağa doğru kalkmaya çalıştıklarında ayakları birbirine dolanıp dizüstü tekrardan düştüler. Oldukları yerden kıpırdayamıyorlardı. Tamamen kilitlenmiş durumdaydılar. Yardım et bize diyerek bağırıyorlar. İnanın yardım etmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece kurtar bizi diyerek bağırmaya devam ettiler. Onlara doğru ilerlemek istediğimde ellerim yere doğru yapıştı bir anda. Yerdeki gölgeler sanki beni tutuyordu. Ellerim tutuluyormuş gibi bir gölge oluştu. Başımı kaldırdığımda mağaradaki farklılığı anca fark edebildim. Mağaranın üstünde kemikler ve bir sembol var. Bu nasıl olur? Böyle bir şey yoktu. Kim koydu onları oraya? Ateşe doğru baktığımda ise odunlar daha farklı renkteydi. Daha büyük ve birbirine dayanmış şekilde. Bir dakika. Yoksa... Yok. Yok olmuş olamaz. Ben cinlerin tarafına mı geçtim? Beni diğer tarafa mı geçirdi? Kızlara doğru seslendim. Şu anda dünyada mıyız diyerek sordum. Başlarını salladılar. Her şey bitti artık. Her şey bitti. Kendilerini salıyorlardı. Hatırla, hatırla, Hafraz hatırla. Verdikleri kağıttaki şeyleri hatırla. Okuman gerekiyor, okuman gerekiyor. Çenem yukarıya doğru sanki bir anda yapıştı. Burnuma doğru ilerliyor, kırılacak gibi geriliyordu. Kemiklerimden çıtırtı seslerini duyuyordum. Resmen çıtır çıtır ediyordu. Çenem neredeyse kopacak kadar gerildi. İçimden besmele çektim. Besmele çektikten sonra kağıdı hatırladığım kadarıyla gözümün önüne getirerek okuyordum. Kağıdı okumaya başladığımda çenem biraz da olsun rahatladı. Rahatlamasıyla beraber daha da hızlı okumaya başladım. Sanki gördüklerim aklıma kazınmış, gözlerime nakşetmiş gibiydi. Oldukça rahat bir şekilde söylemeye başladım. Bu sefer sesli bir şekilde. Ben okumaya devam ettikçe ateş daha da harlanıyor gibi büyüyordu. Kızlar da rahat hareket etmeye başladı. Bana doğru koşup kolumdan tuttular. Çıkar bizi buradan deyip duruyorlardı. Ellerimi zar zor da olsa yukarıya kaldırabildim. Nasıl çıkaracağım bilmiyorum diyerek seslendiğimde arkaya doğru korkulu gözlerle bu sefer yıkılmış şekilde baktılar. Arkamı döndüm. Ateşin yansımasıyla beraber gördüğümden neredeyse yüzlercesi arka arkaya dizilmişti. Ayağa doğru kalktım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Siz geride kalın. Ben kendimi korumaya çalışacağım dedim. Seni de bizi de öldürecekler dediler. Geriye doğru arkama aldım onları. Öne döndükten sonra kollarımı açtım. Beni öldürün, onları öldürmeyin.
Onlar sizinle gelmek istemiyor. Evlenmek istemiyor. Kimse zorla evlendirilemez. Ademoğlu ile cinniler birbirine yasaklıdı. Yaptığınız şey oldukça lanetli. Rabbimden korkun. Onun kızdığı şeyleri yapmaktan korkun diyerek bağırdım. Sonra da gözlerimi kapattım. Çünkü bu söylediklerimden sonra öleceğime emindim. Hiçbir şekilde kıpırdamadım. Sadece o gördüğüm kağıtları tekrardan içimden okumaya devam ettim. Aradan birkaç dakika geçti. Sol gözümü yavaşça açtım. Önümde sadece Sedat Hoca vardı. Gözleri duygulanmış gibi bana bakıyor, iki elini birleştirmiş parmaklarını öne doğru sallıyordu. Muazzam, muazzamdı. Harika bir konuşmaydı. Öylesine iyiydi ki, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu müthiş konuşmadan sonra, artık ben senin öğrencinim. Ne istersen yaparım. Yeter ki emret Afras Reis. Oh Fros, oh Fros, tezahürat yapıyordu. Arka taraftan küçük bir alkış geldi. Arkamı döndüm. Hocam, siz kurtulmuşsunuz. Başını salladı. Yanıma doğru geldi Erdem Hoca. Omzuma doğru elini atıp omzumu sıkıca sıktı. Esaslı çocuksun Afras. Senin yaptığını kolay kolay hiç kimse yapamaz. Hele ki böyle tecrübesiz ve bilgisiz ki. Beni kurtardı Sedat. Sonrasında da ben kapıyı açtım. Sizi buraya tekrardan getirdim. Birazcık daha geç kalsaymışım, daha kötü şeyler olacakmış tabii ki. Şükürler olsun ki olmadı. Sağ olun hocam. Ama kızlar, merak etme. Kızlar oldukça güvende. Kendilerine bir yol haritası çizmeleri için benim himayemde olacaklar. Bitti mi yani? Domuz düğünü tamamen bitti. Hem de öyle bir şey yaptın ki, cinler aleminden adını duymayan kalmayacağından eminim. Benim mi? Cinler alemi mi? Şaka yapıyorsunuz. Şaka değil mi? Şaka. Evet şaka. Hadi hocam, Sedat Hoca gibi yaptım deyin. Erdem hocam gözünüzü seveyim. Cinler niye beni öğrensin? En son taşındığımız eve nasıl geldiler? Onlardan vardı. Hocam lütfen ya, şaka deyin. Şaka değil mi Sedat hocam? Sedat Hoca gözlerini kaçırıyordu, yukarıya doğru bakıyordu. Ellerini cebine doğru sokup yavaş yavaş ileriye doğru yürümeye başladı. Yok artık ya. İşim şimdi bitti. Kaçacak yer yok. Bittim ben. Erdem Hoca, haydi yürü yürü, nereye bittin? Senin gibi güçlü bir çocuk kolay kolay yetişmez. Beraber yürümeye başladık. Arabanın oraya geldiğimizde alttaki çimler tamamen aşağıya doğru çekildi. Arabaya bindik. Son ses müzik açtılar. Müzik dediğime de bakmayın. Türkü. Gerçekten kulaklarım kanıyordu. Böylesine bir türkü daha önce duymadım. En sevdiği parçaymış. Tamam, bir defa dinlenir, alışılmaya çalışılır ama tam bir saattir yoldayız ve 20. defa tekrar ediyor. Yeter artık diyerek bağırıp çığlıklar atmak istiyordum. Başımı geriye doğru yasladığım sırada arabayı ani bir frenle durdurdu. Neredeyse ön taraftaki cama uçtum. Tuttular beni. Kapıyı kapattığından emin değil miydin Erdem diyerek sordu. Emindim Sedat. Kapıyı açan başka bir şey var. Arabadan indikleri sırada ben de indim. Yanımızdan arabalar geçiyordu. Oldukça işlek bir yerdeydik. Şehre doğru giden ana yoldaydık resmen. Kimler var ki? Neler hissediyorsunuz? Sessiz şeklinde bir işaret yaptı Erdem Hoca. Etrafına o kadar sakin ve yavaş bakıyordu ki titizlikle dikkatliydi. Arabanın altı. Arabanın altı Sedat. Arabanın altına doğru eğildiler. İkisi de kollarını uzattıktan sonra saplanmış şekilde kemikler çıkardılar. Kemiklerin üzerinde yazılar var. Allah kahretsin dedi Erdem Hoca. Böyle bir acemilik nasıl yaparız? Buraya kadar takip ettiklerine göre artık yeterli zamanları olduğu için de yapmışlardır tırsımı. Üçümüz de afişi olduk. Artık hiçbir şekilde kendimizi saklayamayız. Ve üzerimize binlerce cinni yollayacaklar. Bu arada bir soru sormuştun. Cevaplamamak için kaçmıştım. Nedir diyerek sordum. Hatırlamıyordum çünkü. Ne zaman öldürürler falan gibisinden. İyi de ben öyle bir şey sormadım ki. Sormuş say o zaman. Yaklaşık bir saat içinde ölmüş oluruz. Erdem hocam, doğruyu mu söylüyor? Hem doğru hem yanlış gibi. Ama ciddi anlamda başımız belada. Tümsek var mı bir yerde? Hiçbir yerde yok. Daha yeni taşındım bu şehre. Daha sandıkları bile açamadım. Sandıkları açmadan mı başladın işe? Kızcağızı kurtardım. Ne var Erdem?
Küçük bir kızı kurtarmak için sandık kaçmayı mı bekleyecektim? O kadar da zayıf değilim. Zayıf değilsin ama şimdi binlerce kabile üzerimize gelecek. Ve burada acemi bir çocuk var. Hadi kurtar onu da göreyim. Ben köyüme gider arkama yaslanır çayımı içerim. Bu sefer de ben seni terk ediyorum. Kal bakalım cinlerin arasında. Yapma Erdem. En azından Hafrası sen korursun. Ben de o sırada diğerlerini halletmeye çalışırım. O zaman sana bu sırrı vermem lazım dedi Erdem Hoca. Sedat Hoca ne sırrı diyerek sordu. Binlerce cinlinin arasında nasıl çıktım? Bilmen gereken bir şey. Ben Hafrası korurum dedi. Oh be, sağ olasın Erdem diyerek yanına doğru gidip kulağını ona doğru eğdiğinde yanağına doğru sert bir şekilde yumruk attı. Arabanın yan kapısına çarpıp yere doğru yığıldı. Bileğini tutup parmaklarını açıp kapatıyordu. Şu an o kadar rahatladım ki evde vurduklarım hiçbir şeymiş. Galiba böyle bir şeye ihtiyacım varmış. Ben Afraz'la beraber gidiyorum. Artık ne yaparsan yaparsın. Binlerce cinliğinin arasında Sedat Efendi. Arabaya bin hemen Afraz dedi. Hocam ama o. Merak etme sen bin. O başının çaresine bakar. Bin bir tilkidir o. Kafasında neler geçiyordur kim bilir. Arabaya bindiğinde Sedat Hoca'ya doğru döndüm. Hocam iyi misiniz? Bin Afraz bin, araca bin. Çenem yamulmamış değil mi? Yakışıklılığıma bir şey olmamış diyerek gülüyordu. Yok hocam maşallahınız var. Çeneniz kırılmadıysa bir problem görülmüyor. Merak etme sen. Bin. O ne derse onu yap. Onun sözünden çıkma. Kendinden çok ona güven dedi. Tamam hocam dikkat edin. Arabaya bindiğimde direkt arabayı çalıştırıp uzaklaşmaya başladık. Arkaya doğru bakmak için camı açıp döndüğümde Sedat Hoca'nın biriyle konuştuğunu gördüm. Ayaktaydı. Ama konuştuğu şey yansıyan ışıklarla beraber zar zor görünüyordu. Ayaklarının altından gelen sanki gölgeden oluşuyor gibiydi. Pencereyi kapat da biraz konuşalım dedi Erdem Hoca. Pencereyi kapattım. Ona doğru bakıyordum. Tümseklerin ne olduğunu biliyor musun? Hayır hocam bilmiyorum. Aslında hiçbir şey bilmiyorum desem yeridir. Tümsekler bir hocanın kendini koruması için yaptığı özel bir tılsım korumasıdır. Bunun ismine tümsek veririz çünkü cinniler o tümseyi aşamazlar. Yaptığımız küçük bir tümsek gibi görünür. Ama cinniler o boyuta geldiğinde kendilerini yakar ve öldürürler. Tılsımlarla kaplıdır tümsekler. Orada oturur, gerekirse yıllarca beklememiz gerekirse bekleriz. Ama yiyecek ve su? Bir hüddem köprüden daha ötedir, iki alem arasında. Bedeninin yarısı ademoğullarına bağlı kalırken yarısı cinler aleminde kalır. Bu yüzden yavaşlarsın. Oldukça yavaşlar. Buradaki bir günün oradaki 500 yılına eşit olabilecek kadar bedenini enerjisel olarak yavaşlatabilirsin. Çüş. Yani orada yaşayıp 500 yıl sonra buraya gelen biri 500 yıl öteye mi atlar? Mantıklı düşündür ama öyle bir şey yapmak mümkün değil. Böyle bir hoca olamaz. Sadece bedensel olarak belli bir süre boyunca durabilirsin. Bunu sadece kullanan en son bendim. Binlerce cinlinin arasından böyle çıktınız. Tümsek kurarak. Evet, yaklaşık 7 yıl boyunca orada dayandım. Ama aslında burada geçirdiğim vakit sadece 2,5 gündü. Ondan sonra köyüme geri dönmek zorunda kaldım. Cinniler beslenmek için aralarında değişim yaptığı sırada başımdaki muhafızları yakarak direkt bir kapı oluşturdum. Aynı beni çıkardığınız gibi. Kendinizi tekrardan bu hale mi attınız? Evet öyle. Bunun için uzun bir sabır gerekti. Yine aynısı olursa eğer kendini koruman gerekecek. Peki ama ben söylediğiniz tümsekleri yapmayı bilmiyorum. Biliyorsun. Aklında okuduğun şeyler zaten birer tümsekti. O yüzden sana dokunamadılar ve oluştu. Altımda oluşan gölge. Gölge bir tümseyi oluşturdu o zaman. Ama bu boyutta sadece yerde gözüküyordu gölgesi. Anladın Afras. Aynen öyle. Ezber ettiğin ve tekrardan diğer tarafa çekildiğinde okuduğun gibi okuyacaksın. Tümseyi oluştur, gerisini bana bırak. Gerektiğinde gelip alırım. Peki ama Sedat Hoca, o ne olacak? O tümseyi yapmayı biliyor mu? O tümsekle uğraşmaz. Tümseye harcayacağı tılsım vaktini öldürmeye harcayacaktır. Merak etme, bize bir işaret bırakacaktır. Güveniyorsunuz ona. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin gibisiniz. O da size güveniyor. İkimiz eskiden dostuz. Dostluğumuz baki. Müslümanlar her zaman kardeştir.
Yollarımız yıllarca ayrı kalsa da İslamiyet yolunda birleşmesi her an olabilir. Ve oldu da. Anladım hocam. Söylediğiniz gibi sözünüzden çekmeyeceğim. Normal bir kahvehanenin önüne doğru çekti. İçeriye girdik. Çay ve tost söyledi. Çok normal davranıyordu. Sanki zamanımız az kalmamış gibi. Yemeğimizi yerken son lokmanmış gibi yemeni tavsiye ederim dedi. Yemeğimizi yedik ve bitirdik. Ayağa kalkmıştık ki arka taraftan kahvehaneci mırıldanmaya başladı. Arkaya doğru döndüğümde tostu kestiği tahtaya doğru elindeki büyük satırı kaldırıp sertçe vurduğunu gördüm. Sanki kendini parçalıyor gibi kanlar sıçrıyordu duvara. Yanıma doğru gelerek gördüğün şey gerçek değil. Kontrol etmen için seni oraya çekiyorlar. Yanımdan sakın ayrılma dedi. Başımı salladım. Demek böyle başlayacaktı. Yine gözlerimle oynayacaklar ve beni böylece tuzağa çekmeye çalışacaklar. Çıktıktan sonra arabaya bindik. Erdem Hoca arabayı çalıştırdıktan sonra sadece 10 metre kadar ilerledi. Işıklara gelmeden önce iki aracın arasına girerek park etti. Etrafına doğru bakıyordu. Silüetler gelecek. Hazır mısın? Silüetler derken parmağıyla dışarıyı gösterdi. Yan tarafa doğru döndüğümde korkuyla geriye doğru zıpladım. Erdem Hoca sırtımdan tuttu. Annemin parçalanmış suratı cama doğru yapışmış, cama doğru vuruyordu. Afraz! Afraz oğlum! Afraz! Allah rızası için yardım et Afraz! Çok canım yanıyor Afraz! Korkutucu bir ses geliyordu. Kanlar camdan kayarak yere doğru düştü. Koltukta düzelerek aşağıya doğru baktım. Bunlar sahte, bunlar yalan. Cinnilerin oyunlarına kanmamalıyım. Ben bir Müslümanım. Cinler kafir. Müslümanların her zaman yanında Rabbi vardır. Onlar ise şeytana tapar. Onlar yalnız. Her zaman her yerde yanımda Rabbim var. Rabbim benim yanımda. Rabbim benim yanımda. Sakinleş Afraz. Afraz sakinleş. Kendime böyle telkinler verdiğimde Erdem Hoca'nın suratında gülümseme oluştu. Ne kadar daha sürecek hocam? Başımı hiçbir şekilde kaldırmak istemiyordum. Beni baban veyahut annen gibi görene kadar devam edecek. Hatta daha kötüsü. Sevdiğin bir kız varsa onu bile görebilirsin. Sadece sakinliğini böyle korumalı, imanını da güçlendirmeye devam etmelisin. Sığınacağın yeri zaten biliyorsun Afraz. Sana bir şey söylememe gerek yok. Başımı salladım. Terlemeye başlamıştım. Stres ve adrenalin gittikçe kalbimi de daraltıyordu. Camları vurulmaya başlandı. Sonrasında da fısıltılar. Her yerden fısıltılar geliyordu. Kapıyı açmam için sürekli olarak tehditkar konuşmalar. Annemle babamın çığlık sesleri. Acılar. Yengem ve çocuğu. Sesleri duydukça kalbimin hızı da artıyordu. Bakmamak o kadar mümkün değil ki. İnsan sadece merakına yenilip bile başını kaldırır. Ama direndim. Sadece direndim. Gözlerimi kapattım ve Rabbimin ismini durmadan tekrar ettim. Arabanın çalışma sesini duyduğumda bu gerçek mi hocam diyerek sordum. Omzuma doğru dokundu. Gerçek. Hareket ediyoruz. Uzaklaştılar. Bizim peşimizden vazgeçtiler. Gözlerimi açıp ona doğru döndüm. Nasıl yani? Bizden vazgeçtiler derken Sedat Hoca başını salladı. Hocam, o kadarına dayanır mı? Onun da sevdiği kaybettiği birileri var mı? Sedat'ın kalbi yok desem yeridir Afraz. Onun önünde annesini öldürdüler. Gıkını çıkarmadı. Babasını boğdular. Ağzını açmadı. Bu vahşeti neden yaptılar? Bunu bilen tek bir kişi vardı. Bizi yetiştiren hoca. O da orada öldü. Sedat'ın oradan nasıl çıktığını kimse bilemedi. Sırtını döndüler zaten. Sedat'ı kimse sevmedi. Cinlerle anlaştığını ve diğer hüddamlar ölürken cinnilerle yaptığı antlaşma sayesinde kurtulduğuna inandılar. Çünkü öyle bir yerden öylesine bir çocuk hayatta çıkamazdı onlar için. Çünkü ölen hoca bir alimdi. Neredeyse bütün her şeyi biliyordu. Cinlerle ilgili kimsenin bilmediği sırlara vakıftı. O ölmüşken Sedat nasıl yaşayabilirdi? Bu yüzden yalnız bırakıldı. Kendini yetiştirmeye çalıştı. Ama her zaman kaçmak zorunda kaldı. Bir süre sonra kaçmayı bırakıp kendisi artık herkese yardım etmek için koşuşturdu.
Amacı bu oldu. Belki de doğru olan buydu. Arabayı durdurur musunuz hocam dedim. Durdurdu, bana doğru döndü. Hayırdır Afraz? Şimdi yine mi yalnız bırakacağız? Anlayamadım diyerek şaşırdı. Bu sefer yalnız bırakmayalım hocam. Bu sefer yanında biz olalım. Ailesini, her şeyi kaybettiği halde hiçbir sesi çıkmamış. Şimdi de sesi çıkmayacaktır. Düşünceli bir şekilde önüne baktıktan sonra direksiyonu sıkıca kavradı. Arabayı geriye doğru aldıktan sonra yönünü değiştirdi. Belki de haklısın. Kendi canımızı kurtarıp devamlılığını sağlayacağız diye kardeşimi orada bırakmamalıyım. Bizim için o kadar şeyi göğüslememeli. Oraya doğru sürmeye başlamıştım. Neden bilmiyorum ama farklı hissediyorum. Sanki kafamda bir şeyler kendine gelmişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.